canlarım selam. Limit türev integral kampımızın geldik tam 15. videosuna. Yani türevin 5. videosundayız. Bugün türevle süreklilik arasındaki düzeyli ilişkiden bahsedeceğiz. Evet bunların senelerdir aralarında düzenli ve düzeyli bir ilişki var. Nasıl bir ilişki var? Türevle süreklilik sorularda nasıl kullanılıyor? Kullanılıyor. Onu göstereceğim. Az önce bu arada şu gözüme elimi soktum ya. Parmağımı değil. Direkt elimi soktum yani. Evet, kaçıncı sayfayı yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sayfa 47, 48 ve 49'u yapacağız. 47, 48, 49'u yapacağız. Türevlenebilme adı altında da geçer bu. Yani bir fonksiyonun türevli olduğu ya da türevinin bulunamadığı noktalar ya da aralıklar nedir? Onu konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kamp kitabımızdan gidiyoruz. Şöyle bebeksiz suratı ben size yine bir göstereyim canım benim. kitabımız ee, kitabımızı nereden alabileceğinizle alakalı linkler açıklama kısmında var. N11 ve hepsi burada üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Ya da sadece ücretsiz bugünün pdf'i videonun açıklama kısmında var. Ee, kan programımızın kaçıncı 15. adımına gelmiş bulunuyoruz. Valla gidiyoruz ya. Yani bayır aşağı gidiyoruz yani. Bitecek. Bugün daha yeni izli, yani bu videoyu yeni yayınlandığında izleyen arkadaşlar için bitecek. Sonradan izleyenler için bitecek. Ne bileyim işte belki bir sene sonra izleyen vardır. Yine bitecek. Arkadaşlar başlayan biter. Hayatta iki tane kural vardır. Bir, başlayan her şey biter. İki, doğan her şey büyür. Yani canlı olarak yani tabii ki. Tamam mı? Bunlar e, hayatın vazgeçilmez kurallarıdır. Doğan büyür başlayan biter arkadaşlar. O yüzden doğup büyüdüğümüz bu hayat mücadelesinde başladığımız işi güzel bir şekilde bitireceğiz ve hedeflerimize ulaşacağız. Yani ölümlü dünya tabii ki her şey sınav değil. Her şey üniversiteyi kazanmak, tıp okumak, hukuk okumak, mühendislik okumak, eczacılık okumak bilmem ne değil ama şu hayat koşuşturmacasında da Hedefimiz yani bu dünyaya bir kere geliyoruz arkadaşlar. Bu hayatı bir kere yaşayacağız. Sevdiğimiz işi yapalım. Ömrümüzün sonuna hayat bize ne kadar ömür biçmişse, Allah bize ne kadar ömür nasip etmişse o ömrü verimli ve mutlu bir şekilde yaşamanın yolunu bulalım. Onun ilk yolu da bu yaşadığımız toplum içerisinde bu üniversite sınavını alnımızın akıyla kazanmaktan geçiyor. Bugün niye böyle bir felsefi bir ee, şeyin içine girdim bilmiyorum ama hadi bakalım dersimize geçelim arkadaşlar 3 sayfadayız gördüğünüz gibi bu derste bir şeyler dolduracağız bir şeyler anlatacağım size sivri uçlar mivri uçlar buradan Sivas'ın sivri alan köyünde herkese selamlarımı gönderiyorum sivri demişken evet ilk kısımda başlayalım türevlenebilme nedir tamam mı ben bunu hazırlarken yani bu burayı yazarken bu kısımda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından çok destek aldım. Yani ne, nasıl destek aldım? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında verdiği kazanımlar ve söylediği sözcüklere e, dikkat ettim burayı hazırlarken. O yüzden bizim için esas olan gençler Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne dediğidir. A yayını ne diyor, B yayını ne diyor, C yayını ne diyor benim için önemli değil. Benim için A hocası, B hocası, C hocasının dediği de önemli değil. Ne kadar mantıklı olsa da önemli değil. Benim için önemli olan Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda ne diyor. Çünkü Milli Eğitim ne diyorsa ÖSYM'de onu soracak. Tamam mı lokumlarım? Anladınız mı bu demek istediğim şeyi? Şimdi gelin başlayalım. Türevlenebilme arkadaşlar. Bir fonksiyon bir noktada bir fonksiyonun bir noktada herhangi bir noktada türevlenebilmesi için o noktada bir kesinlikle ve kesinlikle sürekli olması gerekir arkadaşlar. Bir fonksiyon bir noktada sürekli değilse fonksiyonun o noktadaki türevinden bahsedemeyiz. Bir o noktada sürekli olmalı. İki o noktadaki sağdan türeviyle o noktadaki Soldan türevi birbirine eşit olmalı. Aha, limitte olduğu gibi sağ ve solda türev kavramı da var arkadaşlar. Telefonum mu çaldı lan? Hemen sessiz alıyorum. Evet, ee, dediğim gibi. Sağdan ve soldan limitler eşitse limit vardı ya aynı şekilde sağdan soldan türev kavramı da var arkadaşlar evet bir fonksiyonun türevli olabilmesi için iki tane şartımız var birinci şartımız fonksiyon o noktada sürekli olmalı ki sürekli olmanın da kendi içinde üç şartı vardı hatırlamıyorsan hemen limit limit altı süreklilik videosuna git ama ben yine burada da söyleyeceğim. Bir fonksiyonun sürekli olması için de 3 şart vardı. O şartlardan bir tanesi fonksiyonun o noktada tanımlı olması gerekiyordu. O şartlardan ikincisi fonksiyonun o noktada limitli olması gerekiyordu. O şartlardan üçüncüsü de fonksiyonun o noktasındaki o noktadaki limit değeri o noktadaki tanım değerine eşit olmalıydı. Yani bir fonksiyon türevli olacaksa hem 1 2 3 bu şartları sağlayacak ve sürekli olacak hem de sağdan ve soldan türevi birbirine eşit olacak. Aslında 4 tane şart var türevle türevde. Ama bu üçünü sürekliliğin içine sığdırıyoruz, tamam mı? Şimdi bunu nasıl kullanacağız sorularda ve karşımıza nasıl gelebilir onu konuşalım. Gel. Birazdan sağ ve sol türevi grafik üzerinde de gösterip sağdan soldan türev eşit olmadığında ki durumlara da bakacağız tamam mı? Şimdi örnek 1'e bakalım gel. fx eşittir böyle parçalı bir fonksiyon verilmiş. Buna göre f fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki türevini araştırınız. Aslında arkadaşlar bakın ben bunu ee, şöyle küçülterek göstereyim size. Ben bu... Parçalı fonksiyonların türevini ayrıyetten bu başlıkta da göstereceğim size. Yani çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Burada bir tane parçalı çözüyorum diye orada bırakmayacağım. Bak burada bir sürü soruda mutlak değer ve parçalı fonksiyonun türevini inceleyeceğiz. Ama burada yine sağ ve sol türevi inceleyebilmek için parçalı fonksiyona ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden arkadaşlar ee, ben burada da koymak durumundayım. Şimdi bak f e fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki türevini araştırınız. Hemen limiti hatırla. Parçalı fonksiyonlarda limit ve limit sorduğu zaman ne diyordum ben size? Önce sorduğu noktaya bakın. Sordu bir sorduğu noktaya bakarım. Soru mu diye, nokta mı diye, bir daha sorana bakarım adam mı diye. Ben sorduğuma göre ve ben adam olduğuma göre demek ki bu soruyu çözeceğiz. x eşittir 2 noktası bu fonksiyon için bir kritik noktadır arkadaşlar. Çünkü x eşittir 2 noktasında fonksiyon parçalanmış gördüğünüze göre. O zaman öncelikle şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki biz bu fonksiyonun x 2 noktasında türevine bakmak için iki madde incelemeliyiz. Maddelerden bir tanesi fonksiyon acaba bu noktada sürekli mi? Gel şimdi sürekliliğine bakalım. Bir fonksiyonun parçalı fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğine nasıl bakıyorduk? Önce tanımına bakıyorduk. Acaba f2 değeri var mı? Evet f2 değeri var. Hatta kaç? x yerine 2 yazarsam aşağıda. Eşitlik aşağıda çünkü. 2 kere 5'ten 10. ondan 8 çıkartırsam 2. Yani fonksiyonun 2 noktasındaki değeri 2 arkadaşlar. Bu tamam. Bunu cebe attım. Şimdi ikinci madde neydi? Fonksiyonun o noktadaki limitine bakıyordum. Yani limit x 2'ye giderken limit ne? Bunun içinde iki kritik nokta olduğu için bir sağdan limitine bakmam gerekiyordu. Bir de soldan limitine. Acaba bunlar birbirlerine eşitler mi? Bunu merak ediyordum ben. Sonra hemen bu fonksiyonu sağdan limitine bakıyorum. Aşağıda 2 yazdım. 10 8'den 2 çıktı. Eşittir. Soldan 2 yazdım. Yani yukarıda 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 buradan 8. 3 kere 2 6 8 eksi 6'dan burada 2 geldi. Yani fonksiyonun arkadaşlar sağ limiti ile sol limiti eşit çıktı. Demek ki fonksiyonun o noktadaki limitine ne diyeceğim ben 2. Fonksiyonun o noktadaki değeri de 2. Fonksiyonun limiti de 2. Demek ki fonksiyonumuz x eşittir 2 noktasında sürekli. O zaman türevin birinci şartı sağlanmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci şartına geliyorum. Neydi ikinci şart? Fonksiyonun sağdan türevi ile fonksiyonun soldan türevi birbirlerine eşit mi acaba? Hemen şu yukarıya da gösteriş biçimlerini yazayım arkadaşlar. Bir fonksiyonun sağdan türevi f türev mesela a noktası ise a'nın sağı diye gösterilir. Soldan türevi de f türev a'nın soluyla gösterilir bu şekilde. Hani limitte olduğu gibi sadece limit yazmıyoruz. Türev işareti koyuyoruz. O zaman fonksiyonu sağdan türevine yani 2'nin sağındaki türevine bakalım. Yani f türev 2'nin sağı. Bunun için tahmininiz doğru. Evet. Fonksiyonun sağ tarafında yani aşağı tarafında türevi alacağız ve 2 yazacağız. 5x eksi 8'in türevini alırsanız 5 yapar. Değil mi? 5 yapar. Zaten 5'te 2 yazamayacağınız için fonksiyonun 2'nin sağındaki türevi 5'tir. Şimdi 2'nin solundaki türevine bakalım. Yani F türev 2 sola bakalım. Solda yukarı taraf demek ki şu yukarı tarafta yani x 2x kare eksi 3x de türev alacağım. Ben burada türev alırsam arkadaşlar 2x karenin türevi 4 tane x eksi 3x'in türevi de eksi 3 yapar. Ben x gördüğüm yere götürüp de 2 yazarsam x eşittir 2 için 2 kere 4 8 8'den 3 çıktı 5 gelir. Burası da 5 olur. Demek ki arkadaşlar fonksiyonun sağdan türevi ile fonksiyonun soldan türevi de birbirine eşitmiş. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Demek ki bu fonksiyon x eşittir 2 noktasında türevlidir. Hatta türevi nedir? Türevlidir yazalım bir önce. Türevli tık. Hatta f türev 2 de kaça eşit? 5'e eşit. Sağdan soldan türevi. Bakın burada şunu karıştırmayın. Limit değeri ile türev değeri aynı çıkacak diye bir şey yok. O süreklilikte tanım değeri ile limit değeri eşit çıkarsa sürekli ama türev değeri limit değerinden farklı çıkabilir ki burada farklı çıktı tamam mı? Anladık mı? Örnek bir tamam. Şimdi bir not var. Bakın şimdi bu notta söylemek istediğim size bir şey var. Bir fonksiyonun süreksiz olduğu noktalarda ve tanımsız olduğu noktalarda ben buraya şöyle yazacağım bakın. Türevi türevi bulunamaz. Türevi bulunamaz. Şimdi bunun niye böyle bulunamaz dedim ve üstünde bu kadar duruyorum. Bazı kitaplar arkadaşlar türevsizdir diye veriyor. Türevsizdir. Yani bir fonksiyon bir noktada sürekli değilse ya da fonksiyon o noktada tanımlı değilse türevsizdir diye veriliyor bazı kitaplarda. Ama aslında bunun doğru olanı fonksiyonun türevi bulunamaz dememiz gerekiyor. Aslında bir fark yok gibi gör gözüküyor ama şimdi tanım olarak türev tanımı şöyle geçiyor. F mesela bir fonksiyonun x eşittir a noktasında hemen orayı göstereyim size. Türevin en başına götüreyim sizi. Gelin ben de türevin en başına şimdi. Benimle türevin en başına gelin. Geliyorsunuz mu? Geliyorsunuz değil mi? Koçlar. Bak şimdi. Türevin en başına. Ulan ne çok tü... Ola, ne çok türev yapmışız lan. Şimdi bak gel. Şurayı yakınlaştırayım sana. Bak şimdi burada biz şu sol tarafı biraz daha yakınlaştırayım. Bak şimdi biz burada türevi tanımlarken dedik ki f a'dan r'ye bir fonksiyon ve a eleman a olsun. Sonra dedik ki fonksiyonun a noktasındaki türevi böyle tanımlanıyor. Bak biz burada aslında türevini aradığımız şu a noktası var ya arkadaşlar şu türevini aradığımız şu a noktası. Biz bu a noktasını nereden seçmişiz? A kümesinden yani fonksiyonun tanım kümesinden seçmişiz. Dolayısıyla zaten türev tanım gereği tanımlı olduğu bir noktadan seçilen noktadaki türevidir. Yani daha da güzelleştireyim. Yani arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktadaki türevinin tanımındaki o nokta zaten tanım kümesinden seçilir. Yani tanım kümesinde olmayan bir noktadan zaten türev tanımı uygulayamayacağımız için türev hesabı da yapamayız. Yani bir fonksiyon bir noktada tanımsızsa fonksiyonun o noktadaki türevinden zaten bahsedemeyiz. Çünkü fonksiyon tanımlı olduğu noktada e, türevi söz konusudur. Tanımı gereği, tamam mı? Şimdi gel bizim mevzuya. Ne oluyor oğlum dur lan dur dur lan <laughs> pardon arkadaşlar özür dilerim çok pardon bayır aşağı gitti vallahi PDF kendi kendine Heh, tamam şimdi ne dedik arkadaşlar bir fonksiyon bir noktada türevsizse şey süreksizse ve tanımsızsa fonksiyonun o noktada türevi bulunamaz. Yani araştırılamaz. Yani türevinden bahsedilemez. Ama ne hikmetse sorular sorulurken de türevsizdir diye soruluyor. Hangi noktada türevsizdir? Orada da şöyle sorulması lazım o zaman. Türevi bulunamaz hangi noktalarda diye sorulması lazım. Ama siz doğru olanın bu olduğunu bilin. Yani türevi bulunamaz. Türevi hesaplanamaz. Ama soruluş bakımından yani piyasadaki bütün kaynaklara baktığınız zaman da türevsizdir diye soruluyor tamam mı? İkisi de çok ince bir fark var aralarında. ÖSYM bununla alakalı yani şöyle sormaz. Bir fonksiyonun bir noktada süreksiz olduğu biliniyor ya da tanımsız olduğu biliniyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Türevi bulunamaz, türevsizdir. Böyle bir ikileme sokmazlar siz merak etmeyin. O noktada bir şeyiniz olmasın yani. Şüpheniz olmasın. Şimdi gelelim buna. Fonksiyonu kaç noktada türevsizdir diye sormuşum bak. Normalde aslında anlattığıma göre ne diye sormam gerekir? Şöyle de sorulabilir. Türevi bulunamaz. Türevinden bahsedilemez diye de sorulabilir. Tamam mı? Şimdi bir fonksiyonun türevinin olmadığı noktalar o fonksiyonun süreksiz ve tanımsız olduğu noktalar. Ee, o zaman bir fonksiyonun tanımsız olduğu nokta paydasını sıfır yapan noktalar. Yani ben burada x kare eksi 4 getirip sıfıra eşitlersem x kare eksi 4 sıfırsa x kare eşittir 4. Buradan x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2. Arkadaşlar bu noktalarda fonksiyonun türevinden bahsedemeyiz. Çünkü bu fonksiyonla bu noktalarda bizim f fonksiyonumuz nedir? Tanımsızdır. Peki hocam neden süreksiz olduğu noktalar ve tanımsız olduğu noktalar diye ayrılmış? Zaten sürekliliğin birinci şartı tanım. Ama her tanımsız fonksiyona yani her fonksiyon tanımsız olduğu için süreksiz değil ki. Bazı fonksiyonlar tanımlı ama limiti olmadığı için süreksiz. Yani buradan şu anlamda çıkıyor. Bir fonksiyonun limiti olmadığı noktada da türevi bulunamaz. Aranmaz yani. Bir fonksiyonun limiti olabilir. Tanımı da olabilir. Ama tanımı limitine eşit olmadığı noktalarda süreksiz olduğu için o noktalarda da türev aranmaz. Tamam mı? Oradan aklına gelsin. Şimdi 47. sayfanın sağ sütununun en üst sorusuna bir bakalım. F fonksiyonu kaç noktada türevsizdir? Şimdi parçalı fonksiyon karşına geldi. Hemen şunu düşünüyorsun. Abicim parçalı bir fonksiyon türevsizliğini, türevini soruyor. Kaç noktada türevsizdir ya da türevi bulunamaz diye soruyor. Ben şimdi türevsizliğin getirdiği şeyi biliyorum. Bir tanımsız olduğu noktalarda iki süreksiz olduğu noktalarda. Şimdi bu fonksiyonun tanımsız olduğu bir nokta yok. Neden yok? E yok. Yani her iki parçası da polinom tipi, polinom tipi şeyler hep bütün reel sayılarda tanımlıdır. Yani diyebilir misiniz hocam x yerine şunu yazdığımda tanımsız çıkıyor. Payda yok. Ne bileyim bir logaritmalı bir şey yok, sinüslü, tanjantlı bir şey yok. Köklü bir ifade yok. Yani bunu tanımsız getirecek özel bir durum yok. Demek ki bu fonksiyon bütün R'de tanımlı. Bu tamam. Peki süreksiz olduğu noktalar olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Kritik noktasında Polinom tipi verilmiş bir fonksiyon aslında her noktada süreklidir. Süreklilikte demiştik ki polinom e, fonksiyon polinom polinom fonksiyonlar her noktada süreklidirler. Ama parçalılar hariç. Çünkü parçalılarda tam parçalanma noktasında bir sıçrama yaşanmış olabilir. İşte o sıçrama no yaşanmış mı, yaşanmamış mı bunu anlamak için ne yapacağız? Fonksiyonun 3 noktasındaki limitine bakacağız. 3'ün sağındaki limiti. Yani limit x 3'e sağdan giderken f(x)'i hesaplayacağız. Nedir sağdaki limiti? Aşağı tarafta 3 yerine yazdım 9. Şimdi limit x 3'e soldan giderken f(x)'i yani fonksiyonun solundaki limiti hesaplayacağız. Buna baktığım zaman da 3 3 tane 6. Evet arkadaşlar, tahminimiz doğru, teşhisimiz doğru. Bu fonksiyon x eşittir 3 noktasında bir kopma yaşamış. Yani x eşit xsin 3'ten küçük olduğu noktalarda 6'ya kadar gelmiş, 6'da tanımlı olmuş. Sonra 3'ten büyük olduğu noktalarda gelmiş, bu sefer 9'da tanımlı olmuş. Hatta burada da dahil değil. Burada da 9'da tanımlı olup böyle devam. Hatta ee, şey de yapalım. Bu parabol, bu doğru şeklinde. Çok önemli değil onlar ama. Bakın temsili çizdim size. Fonksiyon eksi 3'ten e, Burası 3 noktası olsun. Fonksiyon 3 noktasından küçük olduğu değerlerde doğru öbüründe parabol. Şöyle çizelim doğru olsun. Çok önemli değil bu çizdiğim arkadaşlar ama hani e, yapıyorken bir işi düzgün yapmak lazım. X, x 3'ten küçükken x artı 3 doğru şeklinde öbür türlü de kolları yukarı doğru olan bir parabol şeklinde şöyle. Şimdi x 3'ten küçükken bu tarafta sonra 3'e geldiği zaman 6 olmuş. Sonra 3'ten büyük ve 3'e eşit olduğu yerlerde de 9 olmuş devam etmiş arkadaşlar. O, o, şekilde devam etmiş. Yani burada bir sıçrama noktası var. Demek ki burada süreksizlik var. Zaten süreksizliği de şurada gördünüz. Demek ki bu fonksiyon x eşittir 3 noktası için türevinden bahsedilemez bir fonksiyonmuş. x eşittir 3 için bunun türevini konuşamıyoruz. O zaman 3'ü yazdık. Ee, bir de bir de fonksiyonun 3 noktasının sağdan soldan türevine bakmak gerekiyordu ama o sürekli çıksaydı bakardık. Neden? Şimdi bu fonksiyonun sağdan soldan türevi birbirine eşit çıksa ne olacak? Hadi aldın. 3'ün solunda türevi aldın 1. 3'ün sağında türev aldın. 2x x yerine 3 yazdın 6. Zaten farklı çıktı. Ama velevki aynı çıksaydı. Biz Anadolu'da Velev Velevki aynı çıksaydı. Velevki burada 1 çıksaydı. Yani sağdan soldan türevi eşit çıksaydı. Sen buna 3'te türevlenebilir diyebilir miydin? Hayır. 3 noktasındaki sürekliliğine baktın. Süreksiz. Süreksizse sağdan soldan türevine geçmene gerek yok. Hiç gerek yok. Yapıştır geç türevsiz diye. O zaman bu fonksiyonun sadece ve sadece x eşittir 3 noktasında türevinden bahsedilemez. Anlaştık mı? Bir aşağıdaki soruya geldim şimdi. F fonksiyonu her reel sayı için türevli olduğuna göre neye kaçtır? Şimdi diyor ki adam bunun meali şu. Bir fonksiyon her reel sayı için türevli ise her reel sayı için tanımlı her reel sayı için sürekli her say reel sayı için türevlidir. Yani her reel sayı için tanımlı, her reel sayı için limitli, her reel sayı için sağdan soldan türevi birbirine eşittir. O zaman istediğimizi kullanalım. Neyi kullanalım? İsterseniz gelin önce limiti kullanalım. Yani bu fonksiyonun x eşittir 1 noktası için ben limitli olduğunu biliyorum. Hocam niye 1'i seçtiniz? Onca sonsuz tane reel sayı için. Çünkü parçalı fonksiyonumuzun kritik noktası x eşittir 1. 2 olsaydı 2 üzerinden giderdim. Şimdi birden gidiyorum. Bir noktasındaki türevin e, limitini hesaplayalım. Soldan limiti biri yerine yazdım. 1 eksi 3 eşittir. Sağdan limiti biri yerine yazdım aşağıda. M artı N artı 3. Bu 3'ü karşı tarafa atarsam eksi 6 bir daha eksi 5. Yani M artı N eşittir eksi 5. Bu cepte dursun. Şimdi fonksiyon x 1 noktasında aynı zamanda türevli. Yani sağdan soldan sağdan sağdan soldan türevi eşit. E soldan türevini alalım. Yani fonksiyonun yukarı taraftaki türevini alalım. Yukarı taraftaki türevi 2x 3. Şimdi yukarı taraftaki türevinde x yerine 1 yazalım. 2 3'ten -1 arkadaşlar. Nedir bu eksi -1? Fonksiyonun 1'in solundaki türevi. 1'den küçük değerlerdeki türev. Bu eşit olmalıdır. Nereye? Fonksiyonun birin sağındaki türevine. O zaman bir de şu aşağı taraf var ya mx kare artı nx artı 3. Burada türev alalım. 2 mx artı n. Türevinde ne yazalım şimdi? 1 yazalım. Türevinde 1 yazarsam 2m artı n. Bu da 2m artı n'ye eşitmiş. Bu da ne arkadaşlar? Fonksiyonun birin sağındaki türevi. Bunlar birbirlerine eşit olmak zorundalar. Peki bunu da aşağısına yazalım şöyle. 2m artı altına yazalım. Eşittir eksi 1. Bize ne soruyorsun babacım? N'yi soruyorsun. O zaman ben m'yi götüreyim. Yukarıyı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. 2m ile eksi 2m gider. Eksi 2n, 1n daha eksi n olur. E, 10, 10'dan 1 çıkarttığım zaman da 9 olur. Buradan da n'miz eksi 9 çıkar. Tamam. Şöyle içine boyayalım ki façamız yansın. Anladık mı? Var mı problem? Yok. Örnek 5'e geldik. Ee, fX eşittir kök içerisinde x fonksiyonunun 0 artı sonsuz ve 1 9 tanım kümelerindeki türevsiz noktaları bulunuz diyor. Bak şimdi 2 tane tanım kümesi vermiş 1 0 artı sonsuz aralığında bunu. Benim için konuşun diyor. Bir de 1 ile 9 aralığında benim için konuşun diyor. Tamam. Şimdi sıfırla artı sonsuz aralığında bu fonksiyonun türevsiz olduğu, türevinin bulunamayacağı bir yer var mı diye düşünüyoruz. Normalde köklü bir fonksiyonun türevsiz olduğu, süreksiz olduğu noktalar bunu tanımsız yapan yerler. Yani bunun negatif ar aralıkları. Mesela x'e eksi 5 verirseniz bu fonksiyon sürekli değildir. Dolayısıyla türevinden bahsedilemez. Ama bizim tanım kümemiz burada çok önemli. İşte fonksiyonları türevsizlikten kurtarmak için her zaman yaptığımız hareket tanım kümesini düzenlemektir arkadaşlar. Ee, yani 0 artı sonsuz aralığında bu fonksiyonu tanımladığınız anda bu fonksiyonu türevli yapmış olursunuz. Çünkü 0 artı sonsuz aralığında bu fonksiyonun tanımsız yapacak hiçbir değer yoktur. Sıfır da dahil olmak üzere sıfırla artı sonsuz arasında her değer için bu fonksiyon bir kere tanımlıdır. Ve süreklidir. Süreksizliğini etkileyecek bir şey de yok. Kopma yok, sıçrama yok, hoplama yok, zıplama yok. Aynı şekilde arkadaşlar bu fonksiyon sağdan soldan her türlü türevlidir. Dolayısıyla bu her yerde türevli diyebiliriz. Her yerde ya tanım her R'de demiyorum çünkü tanım kümesi sınırlandırılmış. Her yerde türevli. Şimdi 1 ile 9'a bakalım. 1 ile 9'da değişen bir şey var mı? Zaten bu bunun alt kümesi arkadaşlar. 1 ile 9 aralığında bu fonksiyon her yerde türevlidir. Değil mi? 1'i yerine yazdığınız zaman 1 gelir zaten. 9'u yerine yazdığınız 3 gelir. E, 1 ile 9 problem çıkarmıyorsa aralarındaki sayılar da problem çıkartmaz. Dolayısıyla bu fonksiyonda yine her yerde türevlidir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Ama adam bize deseydi ki reel sayılardaki reel sayılardaki e, türevsiz olduğu noktaları ya da aralığı bulunuz deseydi o zaman diyecekti ki ha dur şimdi reel sayılarda bu adamın tanımsız olduğu yerleri bir kenara almam lazım neresi orası eksi sonsuzla sıfır açık aralığı çünkü sıfır ola olabilir yani sıfır alabiliriz e, burası arkadaşlar bizim eksi sonsuzla sıfır açık aralığı bizim bu fonksiyon için neyimiz türevsizlik kümemiz türevsiz olduğu küme reel sayılarda e, reel sayılarda sorarsa bize. Derse ki yani bu fonksiyon reel sayıların neresinde türevli neresinde türevsiz. Biz de deriz ki abicim sıfırla artı sonsuz aralığında yani pozitif olduğu her yerde tanımlı sürekli türevli. Sıfırdan küçük ve eksi sonsuza kadar her yerde de süreksiz, tanımsız ve türevsizdir. Tamam. Tanım kümeleri önem arz ediyor burada. Evet. Şimdi şeye geldik. Eee Türevli ise sürekli, türevsiz ise süreksiz olayına. Arkadaşlar bir fonksiyon tanımlı olduğu bir noktada tanımlı ise bunların hepsine türev yazacağım bu arada. Çünkü türevden bahsediyoruz. Bir fonksiyon bir noktada tanımlı ise türevli olmayabilir. Olmayabilir. Ne demek bu? Yani tanımlı bir nokta vardır. Ama fonksiyon o noktada limitli değildir ya da limitlidir tanımı eşit limitine eşit değildir ya da limitlidir tanımı limitine eşit eşittir ama o noktadaki sağ türevi sol türevine eşit değildir. Dolayısıyla bir fonksiyonun tanımlı olması türevli olmasına yetmez. Ha tanım tabii ki türevli ise kesinlikle tanımlı olması gerekiyor ama tanımlı olan bir fonksiyonun türevi olmayabilir. Bir fonksiyon sürekli ise Aynı şekilde fonksiyonun o noktada türevi olmayabilir arkadaşlar. Çünkü bir fonksiyon sürekli olabilir ama sağdan soldan türevi eşit olmaz dolayısıyla türevli olmaz. Bir fonksiyon ama süreksizse süreklilik fonksiyonun türevli olmasının ikinci şartıydı tanımdan sonra şey birinci şartıydı. Sürekli olacaktı bir de sağ sol türevi eşit olacaktı. Dolayısıyla bir fonksiyon bir noktada süreksizse kesinlikle o noktada türevsiz diyebiliriz. Aynı şekilde bir fonksiyon bir noktada türevsizse süreksiz diyebilir miyiz onu konuşalım. Süreksizse türevsiz diyebiliriz. Peki türevsizse süreksiz diyebilir miyiz? Hayır. Her sürekli fonksiyon türevli olacak diye bir şey yok ki. Bir fonksiyon bir noktada türevsiz olabilir. Sağdan soldan türevi farklı çıkabilir. Ama fonksiyonun o noktada sürekliliğini bu etkilemez. Sürekli olabilir. Yani bir fonksiyon bir noktada süreksiz türevsizse sürekli olabilir ya da olmayabilir. Sürekli olabilir, sürekli olmayabilir. Aynı şey şu ilk maddede de geçerli. Bir fonksiyon bir noktada tanımlı ise türevli olmayabilir, türevli olabilir. Aynı şekilde sürekli ise türevli olmayabilir, yine türevli olabilir. Ama bir fonksiyon bir noktada süreksiz ise o noktada kesinlikle ve kesinlikle türevsizdir. Bir fonksiyon bir noktada türevsizse de sürekli olabilir de olmayabilir de. Peki bir fonksiyon bir noktada bunu da ben yazayım buraya. Türevli ise türevli olduğunu biliyorsun. O zaman türevli olduğunu biliyorsan rahatsın. Çünkü türevli olabilmesi için zaten şart gereği sürekli ve sağ sol türevi eşit olması lazım. O zaman bir fonksiyon bir noktada türevli ise fonksiyon o noktada kesinlikle ve kesinlikle süreklidir diyebiliriz. Tamam. Toparlayalım. Tanımlı ise türevli olabilir olmayabilir. Sürekli ise türevli olabilir olmayabilir bilemiyorum. Ama süreksiz ise kesinlikle ve kesinlikle türevsizdir. Aynı şekilde şuraya şey de yazalım arkadaşlar. Tanımsızsa onu zaten biliyoruz az önce konuştuk ama tanımsız ise kesinlikle zaten türevinin bulunmayacağını yani türevsiz olduğunu söylemiştik. Bunu da yazalım buraya. Fonksiyon türevsizse sürekli olabilir olmayabilir bilemeyiz ama bir fonksiyonda türev varsa kesinlikle süreklilik de vardır. Tanımı yazmadım buraya çünkü türevli ise sürekli de sürekli olan bir fonksiyonun zaten tanımlı olması gerekir. Örnek 6'ya geldik fonksiyonunun türevli olduğu en geniş aralığı bulunuz diyor. Türevli olduğu en geniş aralığı bulurken ben hemen şunu yazıyorum. Diyorum ki türevli olduğu en geniş aralık R'dir aslında her fonksiyonu. Sadece sıkıntı çıkaran, çıkıntılık yapan, şerefsizlik yapan sayıları buradan atmamız gerekiyor. Nedir o? Paydayı sıfır yapan mesela tanımsız yapan değer. Yani 2x eksi 4'ü sıfır yapan. Dolayısıyla x eşittir 2 değeri bu fonksiyonun türevli olmasını engeller. Türevi aranmaz x eşittir 2'de. Dolayısıyla reel sayılar fark 2 diyeceğiz. Türevli olduğu en geniş aralığa. Başka bir sıkıntı var mı? Ben göremiyorum. 2 ee, tane polinomun doğrusal fonksiyonun birbirine bölünmüş hali paydasını sıfır yapan değer dışında bu fonksiyonu türevsiz yapacak herhangi bir değer yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Örnek 7. Fonksiyonunun türevsiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu fonksiyonun türevsiz olduğu daha doğrusu türevinin bulunamayacağı yerler bu fonksiyonun şu paydasını sıfır yapan yerler. Ama ben bunları tek tek bulamıyorum. Çünkü bu çarpanlarına ayrılmıyor. Burada x yerine ne yazarsam burayı sıfır yapar göremiyorum. Ama zaten adam da senden görmeni istememiş. Ne demiş? x değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Yani aslında x kare eksi x artı 1 eşittir 0 ikinci dereceden denkleminin neyini soruyor bize aslında? Kökler toplamını değil mi? x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 1 bölü 1 yani 1 olacak. Tamam. Mucuk mucuk bu soruya. Örnek 7 de tamam. Örnek 8. Örnek 8. Fonksiyonu her gerçek sayı için türevli ise A pozitif tam sayısı kaçtır diyor. Bak bak bak. Diyor ki çok iddialı konuşmuş. Demiş ki elimde demiş bir fonksiyon var ve bu fonksiyon her gerçek sayı için türevli. Yani bu fonksiyonu süreksiz yapan hiçbir değer yok. Dolayısıyla bu fonksiyonu tanımsız yapan ya da limitsiz yapan bir değer yok. Değil mi? Tanımda, tanımdan gidelim. Limitten gidemeyiz burada. Tanımdan gidelim. Parçalı olsaydı limitten giderdim. Ama böyle rasyonel verilince tanımdan gidiyorum. Bu fonksiyonu tanımsız yapan hiçbir değer yok. Bu çok iddialı. Yani bu fonksiyonun paydasını sıfır yapan hiçbir değer yok. E Bunun paydasında x kare artı 2 tane ax artı 3 diye bir ikinci dereceden bir parabol var. O zaman bunu sıfır eşitlediğim zaman. Bu burada x yerine ne yazarsam yazayım burası sıfır olmuyormuş. O zaman şey diyebilir miyiz? Bu ikinci dereceden denklemin kökü yok. Yani üçgen peynirimiz delta sıfırdan küçük olmak zorunda. İşte türev sorusunda bir ikinci dereceden denklem uygulaması. Çıkıyor mu? Aha. Aha. İbrahim Tatlıses'in şeyi var ya böyle. Al ola diye böyle bir şey atıyor ya. O geldi aklıma aha deyince. Evet deltasına bakalım. B kare 4 a kare eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si de 3. Küçüktür 0 olacak. Ee, buradan 4 a kare ee, küçüktür 12 olacak. Buradan a kare küçüktür kök ee, 3 olacak. Kalk <laughs> şey oldum. Başka bir şey düşünüyorum. Şuradaki şeye takıldım. Soru köküne takıldım. 4 a kare küçüktür 12. A küçüktür 3. Arkadaşlar a kare küçük, küçük 3 ise a'mız eksi kök 3 ile artı kök 3 arasına sıkışmış bir reel sayıdır. Bize ne diyor bu adam? Diyor ki a pozitif tam sayısı kaçtır? Bu arada zaten pozitif tam sayı olarak ne var? Kök 3'ten küçük kök 1 var. Yani burada 1 var, 0 var, bir de eksi 1 var. Zaten 3 tane tam sayı olabilir a. A pozitif tam sayısı dediğine göre A'mız kaç olmalı mı? Olmalı mı? 1 olmalı mı? Tamam mı? Tamam. Örnek 9. X eşittir 3 noktasında türevlenebilir olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? Az önceki sorunun aynısı ama uygulamasını bir daha yapalım. Önemli çünkü. Ee, x eşittir 3 noktasında türevli ise x eşittir 3 noktasında süreklidir. Sürekli ise limitlidir. O zaman sol limiti 3'ü yerine yazdığım zaman 9 tane m artı 6'dır. Sağ limiti yerine yazdığım zaman 3'ü yerine yazarsam, yazarsam 6 n artı 3'tür. Bu süreklilikten gelen yani limitten gelen bilgi. Bir de türevden gelen bilgi var. Sol türevi ile sağ türevi eşit olacak. O zaman soldan türevini alalım. 2mx sağdan türevini alalım. 2n. 2mx de x yerine 3 yazarsam 6m gelir. Eşittir. 2n de x yerine 3 yazarsam x olmadığı için buradan da 2n gelir. 2 ile 6 sadeleşirse n eşittir 3m olur. O zaman götürelim burada n yerine 3m yazalım. 9 tane m artı 6 eşittir. 3m yazarsam 6n ile 3m'yi çarptım. Buradan 18 tane m artı 3 geldi. Bunu buraya alırsam 9m. 3'ü öbür tarafa atarsam 3 buradan m eşittir kaç gelir 1 bölü 3 gelir. m 1 bölü 3 ise n de m'nin 3 katıydı yani n de 1 gelecek bunları topladığımızda da cevabımız 4 bölü 3 çıkacaktır gençler tamam mı? Örnek 9'u da böylece halletmiş olduk. Şimdi geldik örnek 10'dan önce Polinom fonksiyonlara. Polinom fonksiyonlar ya. Ya adamlar her yerde limitli. Adamlar her yerde türevli. Adamlar her yerde sürekli. Valla yemin ederim bu hayata polinom fonksiyon olarak gelmek isterdim açık konuşmak gerekirse. Yani. Anam beni erkek doğuracağına polinom fonksiyon doğuraymış daha iyiymiş. Polinom fonksiyonlar her yerde yani tüm reel sayılarda tüm R'de türevlidir arkadaşlar. Aynı zamanda polinom fonksiyonlar tüm R'de sürekliydi. Polinom fonksiyonlar tüm R'de tanımlıydı. Polinom fonksiyonlar tüm R'de de limitliydi. Tamam mı? Polinom fon Heh. fonksiyon grafiğinin sivri noktalarında türev yoktur. Oba! Şimdi geldik. Şimdi önemli bir noktaya. Burada size mantığını göstereceğim noktaya geldik. Neden fonksiyon grafiğinin sivri noktalarında türev yoktur? Sivri noktalarında türev yok diyor. Şimdi arkadaşlar biz türevin en başında size bir şey dedik. Dedik ki biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Aslanlar gibi bir <laughs> Evet. Biraz psikolojim bozuk arkadaşlar. Bugünlerde evet. Biz türevin başında size dedik ki arkadaşlar, bir fonksiyonun türeviyle ilgili bir sürü tanım var. Bunlardan bir tanesi anlık değişim oranıydı. Hatırlıyorsanız o limitli hareketti. Bir tanesi de orada size bir şey demiştim ki ne demiştim? Eğim. Eğim türevin çok önemli tanımlarından bir tanesi. Burada çok kısa bir sivri uç için değineceğim ama aslında eğimle alakalı bütün her şeyi türevin ikinci kısmı olan türevin geometrik yorumu kısmında en ince aynısına kadar değineceğiz. Ama burada size şu tanımı vermek istiyorum. Bir fonksiyonun x eşittir a noktasındaki teğetinin daha doğrusu teğet doğrusunun daha doğrusu bir fonksiyona x eşittir a noktasından çizilen Teğet doğrusunun Eğimi Fonksiyonun o noktasındaki o noktadaki türevidir yani f türevi a'dır Ne demek istiyorum bak şimdi Bir tane şöyle koordinat ekseni var Koordinat ekseninde şöyle bir eğri çizdik Daha sonra bu eğriye gittik Şöyle bir teğet çizdik O teğetin şuradaki absesi x eşittir a olsun dur oğlum x eşittir a olsun Bu y eşittir fx fonksiyonu olsun bu da teğet doğrusu olsun. Arkadaşlar bir fonksiyona bir noktadan çizilen yani x eşit noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi diyelim ki bu teğet doğrusunun eğimi de ne olsun? Bu doğrunun denklemini bile yazayım sana. 2x artı 3 olsun. O zaman bu y eşittir f ise fonksiyonun a noktasındaki türevi yani f türevi a bu a da rastgele bir nokta değil. Teğetin çizildiği nokta. Teğetin çizildiği noktadaki türevi Buradaki mavi teğet doğrusunun eğimidir. E bir doğrunun eğimi x'in katsayısıydı. Yani f türeva eşittir 2. Bunu niye anlattın hocam? Bunu şunun için anlattım. Şimdi bak. Madem türevin anlamı eğimdir. Yani türev bulmak demek bir noktadaki eğimi bulmak demektir. Tam tersini düşünürsek bir fonksiyondaki eğimi bulmak da türevi bulmak demektir. Yani ben size desem ki şöyle bir eğri var. Ve bana bu noktadaki şu noktadaki eğimi şu noktadan çizilen şu yeşil doğrunun eğimini söyle dersen sen dersin ki sen bana türev soruyorsun. Yani eğim sormak demek teğetin eğimini sormak demek türev sormak demektir. Peki o zaman ben sana şunu sorsam. Şöyle bir grafik var. Şöyle bir grafik var. Tamam mı? Bu grafikte şu nokta şu nokta x eşittir a noktası. Bana bu x eşittir a noktasındaki türevi bul desem. Sen hemen diyeceksin ki hee hocam türev bul demek eğim bul demektir. Yani sen aslında fonksiyonun o noktadaki neyini bulacaksın? Eğimini, teğetinin eğimini bulacaksın. Yani bana şu sivri noktada teğet çizeceksin ve bunun eğimini söyleyeceksin. Sonra Hüseyin gelecek diyecek ki hocam Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben size bir teğet çiziyorum ve eğimini buluyorum. Çizecek bana buradan bir tane teğet. Şöyle bir teğet çizecek. Aha diyecek hocam teğetim bu. Teğetimin eğimi de atıyorum 3 diyecek. Ben de diyeceğim ki güzel. O zaman sen dedin ki fonksiyonun A noktasındaki türevi 3. Güzel tamam. Sonra gelecek. Mehmet diyecek ki Hocam diyecek selamu aleyküm ve aleyküm selam diyeceğim ben de. Hocam diyecek ben de başka bir teğet çiziyorum. Aha bu noktaya bir teğet çizdim. Benim eğimim de eksi 2 hocam diyecek. Ben de diyeceğim ki e, bu da doğru söylüyor. E, tamam Mehmet diyeceğim o zaman A noktasındaki türevi eksi 2 diyeceğim. Sonra başka bir adam gelecek. Semiramis gelecek. Diyecek ki selamu aleyküm hocam diyecek. Aleyküm selam diyeceğim. Hocam bir teğet de ben çizmek istiyorum diyecek de çiz bakalım diyeceğim. Hocam sonuçta bu nokta şu siyah nokta mı? Buradan mı teğet çiziyorsunuz? Al hocam diyecek. Bir teğet de ben çizdim. Benim çizdiğim teğetin eğimi de sıfır diyecek. Tam böyle paralel çizdim diyecek. Ondan sonra ben de diyeceğim ki Semiramis sen de haklısın. F türev A eşittir sıfır. Hani Nasrettin hocanın bir fıkrası vardır arkadaşlar. Der ki fıkrasında iki adam tartışıyordur. Derdir ki sen de haklısın sen de doğru söylüyorsun tartışıyorsunuz ama öbür adama döner der ki sen de haklısın der. Sonra bir tane adam gelir der ki ya Nasrettin hocam sen nasıl hakemsin? O adam bir şey söylüyor ona diyorsun ki sen haklısın. Öbür adam başka bir şey söylüyor ona da diyor ki sen haklısın sen düğümün nasıl hakemsin? Nasrettin Hoca da gelen adama dönmüş demiş ki oğlum demiş sen de haklısın. Yani Ahmet de haklı, Mehmet de haklı, Hüseyin de haklı, Semiramis de haklı. Arkadaşlar, bir sivri noktaya sonsuz tane t çizilebilir. Dolayısıyla sonsuz tane eğim bulunur, dolayısıyla sonsuz tane türev bulunur. O yüzden sivri noktalarda türev yoktur. Tamam? Anladık mı? Bir fonksiyonun sivri noktasında türev yoktur. Peki, devam edelim o zaman. Örnek 10. Yukarıda grafiği verilen fonks f fonksiyonu kaç noktada ne demiş? Türevsizdir demiş. Tamam, hemen bakalım. Şimdiki bak bir kere eksi 2 noktasında türevsiz. Hemen şuraya yazıyorum. X eşittir eksi 2. Neden? Çünkü eksi 2 noktasında tanımlı, tanımı burada bir değer. Limitli, limiti de burada bir değer. Ama tanımı limitine eşit olmadığı için süreksiz. Süreksizse türe varamıyordu. X eşittir eksi 2 noktasında türevsiz. Ya da türevi bulunamaz. İkisi de. Onu da hep söyleyeyim de. Eksi bir noktasında fonksiyonun türevi bulunamaz. Neden? Çünkü sol türev sağ, türevi, sağ limit sol limitten farklı. Limitli değil. Limitli olmayan bir fonksiyonun sürekli olması söz konusu değil. X eşittir. Eksi birde de türevi bulunamaz. Başka? 2 noktası arkadaşlar. 2 noktasında soldan türev şey limit farklı, sağdan limit farklı, limit yok. Limit yoksa fonksiyonu o noktada türevi aranmaz. X eşittir 2 de türevsiz. Bir de 3. 3 arkadaşlar limitli, limiti 0. Tanımı da sıfır. Dolayısıyla 3'te sürekli ama 3 sivri nokta. Buradan herkes farklı bir teğet çizer. Dolayısıyla hep farklı bir türev, farklı bir eğim bulunur. Dolayısıyla fonksiyonun x 3 noktasında da sivri uç olduğu için türevi hesaplanamaz. 3'ü de yazdım. 4 aynı şekilde süreksizdir. Limiti yok. Bir de 7 arkadaşlar. 7 noktasında da fonksiyon tanımlı değil. Tanımlı değilse türevinden bahsedemiyorduk. 1 2 3 4 5 6 tane noktada türevden bahsedemedik. Tamam mı? Geldik buraya. Örnek 11. Yukarıda grafiği verilen en fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların absislerini sürekli olup türevsiz olduğu noktaların absislerini bulunuz diyor. Şimdi türevsiz türevsiz bir de sürekli plus ama türevsiz. Hmm. Bir fonksiyon sürekli ise ne zaman türevsizdir? İşte buraya geliyor. Az önceki tanıma. Bir fonksiyon sürekli olacak yani e, evet sürekli olacak ama türevsiz olacak. Ne zaman olur? Sivri uçta. Yani sivri uçlarda fonksiyon süreklidir ama türevsizdir. Tamam mı? E, evet. Bu arada şu absisi de vermeliymişim. Burayı da 5 verelim. Şurayı şöyle şöyle 5 verelim. Tamam mı? Benzerlikten falan buluruz da gerek yok arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Biz onu şu an onun derdinde değiliz. Koyuncan derdinde, kasap et derdinde. Şimdi fonksiyonun türevsiz olduğu yerler. Türevinin hesaplanamayacağı yerler. Eksi 2 noktası. Eksi 2 noktasında fonksiyon limitsiz. Başka? Eksi 1 noktası. Eksi 1 noktasında fonksiyon limitsiz. Sıfırda problem yok. 1'de problem yok. 2'de problem yok. 3. 3 noktasında fonksiyon türevsiz ama sürekli. Buralarda sürekli ve süreksiz ve türevsiz. Bu üç noktasında fonksiyon sürekli ama türevsiz. Çünkü sivri uçta görüyorsunuz. Burası sivri. Demek ki buraya 3 yazacağız. Sonra 5 yazacağız. 5 noktası da sivri. Sonra 7 yazacağız. 7 noktası da sivri. Ama 9'u nereye yazacağız? 9'u bu tarafa. Çünkü fonksiyon 9'u da sürekli de değil. Tanımlı değil. Tanımlı olmayan sürekli de olmaz. Tamam mı? Bunu istiyordun değil mi? Grafi ve fonksiyonun türevsiz olma noktalarının absislerini türevsizler. Bir de Ha, e, bu arada bunların hepsini buraya da yazabiliriz Tabi tuzak bir soru olmasın. Sonuçta 3'te, 5'te ve 7'de de türevsiz bu 3 noktada. E, bu 1 2 3 4 5 6 noktanın tamamında türevsiz ama bu 3 noktasında sürekli olduğu halde türevsiz. Yani sivri uçlar. Onu soruyor bize. Aman ha tuzağa düşmüş olmayalım tamam mı? Evet 49'u da hallettik. O halde bitirdik. Arkadaşlar bir sonraki derste size bu sivri uçlar bize grafikte verilirse bundan nasıl hareket edeceğiz onu söyleyeceğim. Çünkü sivri uç dediğimiz şey hangi fonksiyonlarda karşımıza çıkıyor onu da bilmek lazım. Sivri uçlar mutlak değerde çıkıyor değil mi arkadaşlar? Yani size verilen bir grafiğin sivri uç olup olmadığını nasıl garanti edebilirsiniz? Sivri uça sahip olup olmadığını onlardan bahsedeceğiz. Parçalı fonksiyonlar o, o noktada bunun için önemli. Parçalı fonksiyonların türevine çok ince ayrıntısına kadar gireceğiz. Mutlak fonksiyon mutlak değer fonksiyonun grafiğine burada birkaç tane püf nokta kısa vereceğim size. Daha sonra da arkadaşlar şurada bir parabolik fonksiyonların türevli olup olmamasıyla alakalı bir yerim var. Burası önemli. Çünkü burası hem ikinci dereceden de doğrudan bağlantılı hem de bu sivri uçlarla bağlantılı. Burada MEP kitabının farklı dediği ama başka kitapların da farklı söylediği birkaç yer var. Ona da değineceğim. Her zaman söylüyorum. Biz MEP kitabını baz alacağız arkadaşlar. Bizim e, tek referans kaynağımız Milli Milliyetin Bakanlığı'nın 12. sınıf güncel e, e, ders kitabı tamam mı? Şimdi türevlenebilme de şu soruyu bir daha tekrar etmenizi istiyorum. Bu soru türevin türevlenebilmenin en basit, en temel sorusu ama bu soruyu anlayamayan zaten gerisini getiremez arkadaşlar. Sonra şu soruyu tekrar etmenizi istiyorum. Yani örnek bir örnek 4'ü tekrar etmenizi istiyorum. Daha sonra arkadaşlar örnek 9'u tekrar etmenizi istiyorum. Daha sonra örnek 8'i tekrar etmenizi istiyorum grafik soruların ikisini de tekrar etmenizi istiyorum arkadaşlar. Grafik sorularında neye göre niye süreksiz ve türevsiz dedik. Bunları da tekrardan bir gözden geçirmenizi istiyorum. Artık türevin birinci kısmı bitti demiştim bir önceki videoda. Burada da artık çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkadaşlar türev alma kuralları bitti. Buradan sonra yapacağımız her şey yavaş yavaş farkındaysanız türevlenebilme, eğim, grafik bunlara giriyoruz. Sizi Türev 2'ye yani türevin geometrik yorumuna yavaş yavaş hazırlıyorum. Dolayısıyla biz oraya kanalize olmaya başladık. Sen artık geçmişteki şu türev alma kuralları vesaire bunları bir temizle. ha hocam araya bana vermiyorsun ki bir hafta temizleyeyim. Şimdi biz bu tak bunu bu videoyu bu kampı bu kitabı oluştururken bizim sınava 3 aylık bir süremiz vardı. Dolayısıyla bizim böyle her konunun her videonun arasına birer ikişer hafta serpiştirme şansımız yok. Ha sen ...insiyatif alıp serpiştirebilirsin. Ben limitten sonra bir hafta türe videosu izlemeyeceğim dersin, oturursun temizlersin, sonra izlersin. Videolar da birikmiş olur. O şekilde bir şey planlayabilirsin. Bunu sonradan izleyen, belki önümüzdeki sene izleyen, belki son haftalara doğru, son bir ayda, bir buçuk ayda farklı yaptığımız bir programda izleyen varsa. E, onun daha da hızlanması gerekir. Bizim şu anda çok vaktimiz var, problem değil. Biz limit türevi integrali en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde işleyip üstüne arkadaşlar bir de birer ikişer soru bankası bitirecek kadar zamana sahibiz. Hiç şu anda problem yok. Bundan bir ay sonra bile yani Nisanın sonunda Mayıs Mayıs başında bile bu zamana sahip olacağız. Ama ne sıkıntı var biliyor musun? o gün içerisinde bu derse odaklanma ve bu derse zaman ayırma süren arttı. Yani bundan mesela Kasım ayında, Aralık ayında, Ekim ayında, Ocak ayında falan deseydin o zaman da çok vaktin vardı. Ama mesela o zaman günde bir buçuk bir saat türevi ayırarak çok rahat bir şekilde yetiştirebilirdin. Şimdi de yetiştirirsin. Şimdi de gerektiği kadar soru çözüp tam olarak sınava limit türev integrali hazırlıklı olabilirsin. Ama şu an bir 2 saat 3 saati ayırman gerekiyor. Orada 1 saat burada o yapmadığın zamanı günde daha fazla belki 2 katı 3 katı limit türev integral çalışarak kapatabilirsin. Ama kapatırsın hiç problem değil. Yani kendini boşuna stres sokma. Zaten strese soktuğun anda kafadan 1-0 yeniksin. Strese girdiğin anda zaten beyin ben bunu yapamam diyecek. Her soruda aklında o olacak. Ben bunu anlayacağım mı anlamayacağım mı zaten az zaman kaldı. Stres yok sıkıntı yok. Daha çok çalışıyoruz. Daha çok üzerine düşüyoruz. Günde 2 saat değil 3 saat. 4 saat çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. AYT'nin en önemli yeri. Arkadaşlar burası. Burada yapacağınız şuralar var ya şuralar. Bunlarda arkadaşlar yapacağınız her bir soru sizi 20 bin, 30 bin, 40 bin kişinin önüne geçirecek. Böyle düşünün tamam mı? Özellikle bakın buradan eşit ağırlıkçılara sesleniyorum. Sayısalcılar da tabii ki ama eşit ağırlıkçılar. Sayısalcıların bir buçuk katı kadar iki katı da demeyeyim ama bir buçuk katı kadar yüzde ellisinden fazla sizin için ayete matematik önemli. Adam diyecek ki hocam ben sayısal sayısalcıyım sen eşit ağırlıkçıya önemli diyorsun. Evet eşit ağırlıkta AYT matematiğin yapılma oranı sayısala göre daha azdır. Dolayısıyla eşit ağırlıkta senin yapacağın bir T AYT matematik neti seni eşit ağırlık puanında yani e, EA'da e 40 bin kişinin önüne geçiriyorsa sayısalla bu rakam belki 30 bindir. Eşit ağırlıkta bazı sorularda hele limit türen integralde standart sapması yüksek sorularda 50 bin 60 bin kişinin belki önüne geçirebilir seni. Yani o yüzden burada bir net bile bir nettir diyerek bakacağız ve gereken önemi vereceğiz. Gereken önemi verirseniz benim verdiğim gibi bak ben ne kadar önem veriyorum. Her videoyu böyle en ince aynatısına kadar anlatmaya çalışıyorum. 3'ü 5 bile yazdıysam hemen yorumlara yazıyorum ki 3'ü 5 yapmışım arkadaşlar diye böyle Kanalize oluyorum bütün zamanımı bütün enerjimi bütün Bütün her şeyimi buraya veriyorum Aynı şekilde sen de böyle yapacaksın Tamam mı Ben böyle yapacağım Sen de böyle yapacaksın ve sonunda biz Buranın kazanan olacağız O zaman Türev 6 videosunda Türev 6 mı Evet Kampımızın 16. videosunda Türev'in 6. videosunda parçalı mutlak değer ve parabolik fonksiyonların türevinde görüşmek üzere. Bay bay.